Yeni videomdan hepinize selamlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere Tumblr'dan nasıl backlink alabilirsiniz ve bu backlink alırken nelere dikkat etmelisiniz detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapayım. Açıklama kısmına bir e, WhatsApp iletişim hattı numarası bıraktım. Bu iletişim e, hattı üzerinden Mukas Media şirketiyle iletişime geçebilirsiniz. Mukas Medya'dan kaliteli ve güvenilir bir şekilde backlink satın alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadaki diğer backlink e, satan kişilerle asla karıştırmayın. Tamamen kurumsal ve kaliteli bir şekilde hizmet e, sunulmaktadır bilginiz olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar bize e, burada iki adet sekme gerekiyor. Hatta 3 adet pardon. Birincisi olarak arkadaşlar tabii ki de e, backlink alacağımız site Tumblr yani. İkinci site ise ChatGPT Üçüncü bir site ise e, hala hazırda backlink alacak olduğunuz işletme siteniz, blog siteniz e, veya e-ticaret siteniz. Her site olabilir. E, şimdi öncelikle benim bir adet blog sistem var arkadaşlar. Ben buraya bir backlink çekelim bu videoda. Şöyle chat açıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Kaydol değil oturum açalım. Geçmiş videolardan biliyorsunuz ki bir adet chat hesabım var. Ee, bir yandan da Tumblr'da şöyle kayıt olalım. Bu arada Google ile devam et diyelim. Bunların hepsini sizlerde de görün diye yapıyorum arkadaşlar. Her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Tamamdır. Tumblr basit bir şekilde kaydolduk. ChatGPT'ye de basit bir şekilde olduk. Ee, ve blog sitemizde de zaten hala hazırda açtık. Şimdi arkadaşlar şöyle sol alttan direkt oluştur sekmesinde duralım. ChatGPT'yi neden açtığımızı söyleyeceğim arkadaşlar e, sizlere. ChatGPT'den. Backlink e, verecek olduğumuz tanıtım yazısını hazırlayacağız. Şimdi tanıtım yazısını neden hazırlıyoruz? Öncelikle sizlere e, bundan bahsedeyim. Şimdi dikkat etmemiz gerekenler e, demiştim videonun ilk başında. Onun en önemli kısmı bu arkadaşlar. Şimdi örneğin e, şu yazımıza ben backlink vermek istiyorum. Ben buraya geldim. Buradan bağlantı kısmına tıkladım arkadaşlar. Ve bağlantıyı ekle dedim. Şimdi dedikten sonra ben buraya... Bu bağlantı galiba çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor güzel kardeşim? Ha çalıştı. Ee, şimdi normalde backlink alacak kişiler direkt buraya e, link yapıştır ve direkt şimdi gönder deyip direkt paylaşabilir arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmadan ama bir etiket eklememiz gerekiyormuş sanırım. Neyse finans ekleyelim direkt şimdi paylaşalım. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey paylaşıldı. Bu backlink midir? Evet backlinktir. Ama kaliteli bir backlink değildir. Peki kaliteli bir e, backlink almadığımız zaman ne olur? Arkadaşlar faydasından çok zararını görürsünüz. Genel olarak kaliteli bir şekilde backlink almadığınız zaman faydasını göremezsiniz. Şimdi burada sadece bir link paylaşılmış bomboş bir sayfa görüyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yapabilirdiniz? Hemen sizlere e, alternatif olarak kaliteli bir şekilde backlink almayı göstereceğim. Bağlantı kısmına geliyoruz. Buraya bağlantımızı yapıştırıyoruz ve ekle diyoruz. Daha sonrasında eklenmesini bekliyoruz. Burada eklendi. Şimdi aşağıda canın ne isterse ekle diyor. Biz buraya canımız ne isterse eklemiyoruz. Tabii ki ee, buradan başlığımızı kopyalıyoruz. Veyahut da kendi isteğinize göre buraya yapıştırıyoruz. Internetten günlük 20 dolar e, kazanma yolları hakkında SEO e, uyumlu profesyonel bir makale oluşturmanı istiyorum. İşte başka ne yazabiliriz? İşte bu makaleyi oluştururken e, tüm yeteneklerini kullanmanı istiyorum. öyle arkadaşlar yazım hatası da yapmamaya çalışalım. Mesela böyle gönderdim arkadaşlar. Yapay zeka bizim için güzel bir makale hazırlıyor. Buraya bu arada alt başlıkları olan diye de bir madde ekleyebilirdiniz. Ee, gördüğünüz gibi yapay zeka bizim yerimize güzel bir e, makale hazırlıyor. Karakter sınır yok bildiğim kadarıyla. Aynen karakter sınır sınır yok. Ben bunu beklemeden arkadaşlar direkt e, paylaşım Videonun uzamaması adına şöyle iki madde ekleyeyim. Yeter. Şu CEO ipuçları diye yerler veriyor arkadaşlar. Bunları eklemeyin bu arada. Bazen yapay zeka böyle şeyler yapabiliyor. Maalesef ki. Daha sonrasında arkadaşlar şu baştaki bir iki gibi şeyleri bırakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, örnek verelim. Ben buradaki tüm e, yazıyı buraya yapıştırdık. Yani burada tam bir makale var diyelim. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar buradaki kelimeleri de linkleyebiliriz. Örneğin şu linki kopyaladım, geldim, internetten günlük 20 dolar kazanma kelimesini şuraya tıklıyorum, url'yi e, yapıştırıp bitiriyorum. Bakın bir link daha aldık buradan. Daha sonrasında örneğin işte freelancer çalışmayı da linkleyebilirim günlük küçük kazançlar elde etmek ve hatta kazançlar elde etmeyi de yapabilirim ve hatta direkt şunu da yapabilirim daha anlamlı olur gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 ve üstteki ile beraber 4 adet backlink almış oldum ya bu gayet güzel bir şey buraya etikette koyabilirsiniz buraya etiket koymanız e, galiba site için iyi bir şey İşte bilgi internetten para kazanma ya bu şekilde e, tumblr'dan güzel bir backlink alabilirsiniz Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir e, backlink oldu. Yanlış değilsem bu backlink nofollow olarak veriliyordu. Ee, hayır arkadaşlar olmuş sanırım. Evet 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 olmuş sanırım arkadaşlar. Fakat e, bu subdomain olarak oluşturduğu için 0.1 siteden almış olduğunuz gibi gözüküyor da olabilir. Tam olarak bilmiyorum bu arada bunu da ama gene de etki edecektir arkadaşlar sitenizde Hele ki dofollow bir şekilde geliyorsa bu linki geliyor. Az önce kontrol ettik beraber. Yani toplamda 1 2 3 4 adet e, backlink almış olduk. Şimdi bunu bitirdikten sonra arkadaşlar direkt buraya gelip oluştur deyip bağlantı kısmına arkadaşlar sitenizdeki diğer e, yayınlarınızın da direkt şunu ben bir yapıştırayım hatta. Şöyle yeni bir sekme açalım. Şuraya gelip şu Yazdığımı da kopyalayayım. Bu hazır olurken arkadaşlar. Mesela geldim buraya. Aynı şekilde yapıştırıp diğer sitedeki bütün yayınlarıma da arkadaşlar e, ücretsiz bir şekilde backlink alabilirim. Bunun herhangi bir sınır yok. Bilginiz olsun. E, dilediğiniz kadar içerik oluşturup kendi sitenizdeki içeriklere backlink alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir makale hazırladı. Bu arada hazırlamış olduğu makale göz kararıyla bir de bir kontrol ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü yapay zekanın hata yapma payı da var. Yani o da hatasız değil çünkü daha henüz yeni yapılıyor. Örneğin şöyle bir makale hazırladı diyelim. Yine aynı şekilde buraya geliyorsunuz. Yapıştırıp direkt şu baştakileri temizliyorsunuz. Bunlar temizleyin arkadaşlar. Temizlemeseniz de olur herhangi bir şey fark etmez. Ama temizlerseniz daha da güzel gözükecektir. Buradan da aynı şekilde gene etiket ekleyip sizler de e, backlink alabilirsiniz arkadaşlar. Daha da fazla e, videoyu uzatmak istemiyorum. Şöyle son olarak direkt CTL V olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt böyle tıklamanıza gerek yok. E, kolay yöntemi de bu şekilde. Direkt e, ekliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kurtarmaya posta kelimesini direkt CTL V yaptığım zaman linkliyor zaten bilginiz olsun. Geldim direkt şimdi gönder diyorum ve gördüğünüz gibi yayınlandı. Bu şekilde sizler de arkadaşlar web sitenize, e-ticaret sitenize, haber sitenize A'dan Z'ye bütün sitelere ücretsiz bir şekilde ve sınırsız bir şekilde backlink alabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.